Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda dönüşüm konusundaki 13. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde seçilen bir A noktası orijin etrafında saat yönünde alfa derece döndürülünce B noktası, tersi yönde de alfa derece döndürülünce C noktası. Buna göre alfa kaç derece olursa B ile C çakışır diye soruluyor. Arkadaşım bak şimdi bir tane nokta var. Ben bunu bu yönde döndüreceğim bir de bu yönde döndüreceğim. Alfa derece döndüreceğim. Öyle bir döndürme yapacağım ki bu noktalar çakışacak. Arkadaş ben bunu bir alfa dereceyi böyle şöyle döndürürsem bir de böyle döndürürsem bu noktalar çakışmaz. Ne kadar döndürmem lazım? Hop bunu şöyle döndürmem. Bunu da şöyle döndürmem. Yani 180 derece döndürmem lazım bu noktaların çakışması için. Cevap o zaman ne yaptı? Denizli yaptı birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisinde şekil ve görüntüsü için verilen dönüşüm yanlış verilmiştir diyor bize. Şimdi burada Orijine göre yansıması. Evet orijine göre yansıması böyle mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Bu nokta buraya geliyor. Bu nokta buraya geliyor. Bunu mavi burada. Köşesi burada. Kırmızı da böyle. Sarı da böyle. Birincisi doğru gibi gözüküyor. Çok detaya girmeden öncelikle şöyle bir bakalım. Ee, sonra bu y eksenine göre yansıması. Evet yes, y, y eksenine göre yansıması sanki buymuş gibi ama dikkat edin. Burası kahverengi. Buradan kahverengi olması lazımdı. Cevap uzağın dolayısıyla balık kesir yaptı. Diğerleri de belli zaten. Bak yansımasını aldığın zaman burası. Şunun da şurası olduğu belli. Ee, uzaklaştıkça böyle şu renkler olduğu belli zaten. Bu x eksenine göre yansıması. Bu da doğru gibi gözüküyor. Y eksenine göre yansıtılıp y'ye göre yansıtılıp sonra altı birim aşağı ötelenmiş. Evet y'ye göre yansıttığında mesela şuradaki bu buraya denk gelecek. Sonra altı birim aşağı öteleyeceğim. Bak şurada ya şimdi buradaki nokta y'ye göre yansıtıp buraya geldi. Altı birim 1, 2, 3, 4, 5, 6 evet bu uçta işte buraya geliyor. Bu da doğru gibi duruyor. Yani zaten olmayanızı zaten direkt gördük. İkinci soru Balıkesir yaptı. Geldik 3'e. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde kırmızı beşgen orijine göre yansıtıldıktan sonra 90 derece döndürülüyor. <laughs> Arkadaşlar noktaları yazsak sanki iyi olacak. Buradaki nokta ne? Şöyle 1 2'ye 1. Evet, 2'ye 1 noktasına bir hamle yapacağım. Sonraki nokta ne? Sonraki nokta 3 4 5 6'ya 1. 6'ya 1. Sonraki nokta 6'ya 1 2 3 4 5, 6'ya 5. Hemen yazalım şöyle. Sonraki nokta 6'ya 5'ten sonra bu 2'ydi. 3 4 4'e 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 4'e 7. Sonra öbürü şuradaki noktayı da hallettik. Burası da 2'ye 1 2 3 4 5, 2'ye 5. Şimdi ne yapılacaksa bu noktalara göre yapacağım arkadaşlar. Noktalara göre yaparsak kolay biter. Önce diyor ki bize diyor ki orijine göre yansıttıktan sonra önce orijine göre yansıt. Orijine göre yansıtınca ne oluyordu arkadaşlar? İşaret değişimi söz konusu oluyordu. Hocam eksi 2'ye eksi 1 olur burası. Sonra burası eksi 6'ya eksi 1 olur. Burası eksi 6'ya eksi 5 olur. Burası eksi 4'e eksi 7 olur. Sonra burası da eksi 2'ye eksi 5 olur. Orijine göre yansıttığında işaret değişimi. Sonra bunu diyor 90 derece döndür diyor saat yönünde. Sen bunu da 90 derece döndüreceksin. Hangi yönde? Saat yönünde. Döndürelim. Döndürdüğümüz zaman noktalar yer değiştiriyordu. 1'e 2 işaretleri koymuyorduk. Hangi bölgeye düşmüşse ona göre şey yapıyorduk. Bu nokta nerede? 3. bölgede. 3. bölgede saat yönünde döndüğünüzde bu e, 2. bölgeye düşecek. 2. bölgedeki işareti alacak. Eksi 1'e artı 2 şeklinde olacak arkadaşlar. Hemen eksi 1'e artı 2'yi belirleyelim. İlk noktamız eksi 1'e artı 2. Şuraya geldi. Evet bunu orijine göre yansıtıp şu şekilde 90 derece döndürdüğünde buraya denk geldi arkadaşlar. Sonra ikincisine bakalım. 90 derece döndürsen 1'e 6 olacak ama 3. bölgede olacak arkadaşlar. Bakın bu hepsi bütün noktalarımız 3. bölgede. 3. bölgedeki noktayı buraya yansıtırsak kaçıncı bölgeye düşüyor? 2. bölgeye düşüyor. Eksi 1'e 6. Sonraki eksi 1'e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burası. Ama burada bak. Buradan buraya çizmişti. Buradan buraya da ben çizeceğim. Devamını getireyim. Çizmeye de devam edeyim. Sonraki ne olacak? Noktalar yer değiştirdi. 5'e 6 olacak ama eksi 5'e 6 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 5'e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası oldu. Ondan sonra şöyle geldi burası. Sonra devam edelim. Burası da direkt hızlı bir şekilde. Eksi 7'ye 4 diyebiliriz. Burası eksi 5'te değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksi 7'ye 4. 1, 2, 3, 4 şuraya geldi. Buradan buraya denk geldi. Sonrası zaten hayal edebilirsiniz arkadaşlar çizmeyi. Bu böyle olacak. Bu da böyle olacak işte. Kaç tane yeşil nokta mı vardır diyor. Görüntünün içinde 1, 2, 3, 4 tane yeşil nokta olmuş oldu. Cevap böylelikle balık esir oldu arkadaşlar. Evet. Üçüncü soru balık esir oldu. Geldik dörde. Bir mozaik sanatçısının elinde aşağıdaki mozaiklerden bulunmaktadır. Bu mozaik sanatçısı elindeki mozaiklerle dönüşüm hareketleri uygulayarak Aşağıdaki motifi oluşturmuştur. Buna göre bu mozaik sanatçısının kullandığı birinci mozaik sayısı ikinci mozaik sayısından ne kadar fazladır. Arkadaşlar tek bir, bir bir tane var bir de iki tane var karşılıklı. Tekleri sayalım. Şunların hepsi tek değil mi arkadaşım? Evet. Hocam ikili olanlar ortada. Demek ki köşedekiler şey. O zaman bu köşedekiler hepsi tekli oluyor arkadaşım. Şöyle bakacak olursanız. Bunları sayalım mı? Sayalım. Şöyle gittiğimiz zaman arkadaşlar bak şuraya gittiğin zaman 5 tane burada, 5 tane burada, 5 tane burada, 5 tane burada. Yani kaç yaptı? 20 tane yaptı. 20 tane tekli var. 20 tane. E burada 6'ya 6'lık olduğu için 36 tane var burada. E şu ortadaki de bak ikili. Görüyorsun karşılıklı. Geri kalanların hepsi ikili. Yani bu toplamda kaç tane oluyor arkadaşlar? Şunları tek tek sayabilirsin de. Hocam 4 burada, 4 burada 16 ya da 36. Bir tanesi 36'dan 27 e çıkartıp 16'yı da bulursun. Teklilerde 16. E bizden 20-16 isteniliyor. Çünkü birinci mozaik sayısı ikinci mozaik sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Kaç fazlaymış arkadaşım? 4 fazlaymış. Yani dördüncü soruyor. Böylelikle balık kesir bulduk arkadaşlar. Geldik 5'e. Dik koordinat düzleminde aşağıdaki kare ve içine yerleştirilmiş şekiller verilmiştir. Verilen kare önce x eksenine göre yansıtılıp x'e göre yansıt. x'e göre yansıttığın zaman ne oluyor? Bak artı böyle oluyor. Sonra yuvarlak şöyle oluyor. Çarpı şuraya denk geliyor. X'e göre yansıtıyorum. Sonra yıldız böyle denk geliyor. Sonra ne oluyor? Orjinal etrafında saat yönünün tersine. Saat yönünün tersine. Saat yönü bu yönlü. Saat yönü tersine bu yönlü olacak. Bu yönlü ne? 90 derece döndüreceğim. Arkadaş sen bunu 90 derece döndürsen. Bak çarpıyı döndürsen. Hop çarpı buraya mı denk gelecek? 90 derece döndürünce. Evet. Değil mi? Evet. Şu şuraya denk gelecek. Peki bu artı nereye denk gelecek? 90 döndürürsen hop şuraya mı denk gelecek? Şöyle 90 döndürürsen bu böyle şuraya gelecek. Evet. Artı buraya geldi. Çarpı buraya geldi. Bak, bak dikkat et. Artı şuraya denk geldi. Sonra çarpı nereye denk geliyor? Çarpıya da bakalım. Çarpıyı 90 derece döndürsen hop şuraya denk geliyor. Tamam. Çarpı burada. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Sonra öbürünü döndürelim arkadaşlar. Şunu da döndürelim. Bunu 90 derece döndürürsek hop şuraya denk geliyor. Sonra bunu da 90 derece döndürsek hop şuraya denk geliyor arkadaşlar. E o zaman şu yuvarlak buraya denk geldi. Yuvarlak olacak burası. Yıldız da şuraya denk gelecek. Yani artı yuvarlak yıldız şeklinde olacak arkadaşlar. O da A şıkkı yapıyor galiba değil mi arkadaşlar? Evet artı yuvarlak yıldız ve çarpı buraya gelmiş oldu. Ya da ne yapabilirsiniz? Bu kağıdı böyle hop çevirirsiniz. Hop çevirdiğiniz zaman o önünüzde kağıt olduğu zaman çok net bir şekilde görülür arkadaşlar. E, kağıdı çevirmenizi tavsiye ederim. Önce tabi simetriğini aldıktan sonra ben böyle döndürmeyi şöyle yapmış yaparak gösterdim sadece. Size. Tamam? Evet, böylelikle 5. soru akçay oldu. Geldik 6. soruya. Üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilmiş mavi, sarı ve turuncu ışıklar bulunan 3 cm yarıçaplı bir yoyo çevrilirken fotoğrafı çekilmiş bir şekilde gibi görünmüştür. Yoyonun ipi 20 20 pi sarıldığında arkadaşlar öncelikle bunun çevresine bakalım. Şunun çevresine yarıçapı 3 olduğuna göre bunun çevresi 2 pi r yani 6 pi kadar oldu. 6 6P, pi her 6 pi de şuraya kadar aynı görüntüyü mü gösterecek arkadaşlar? Evet buraya kadar yani her 6 pi 6 kere 3 18 pi mesela. Bu 18 pi de aynı görüntü mü gelecek? Evet 18 pi burası buraya 2 pi mi kaldı? Aynen öyle. E bunun çevresi 6 pi Burası 2 pi 3'te birlik kısmı gidecek. Yo yo bizim bu şekilde çevriliyor. 3'te birlik kısmı. O zaman burası 3 parçaya bölünmüştü zaten böyle. 3'te 1'lik kısmı gidince sarı buraya mı gelecek? Evet buraya sarı gelecek. Mavi buraya mı gelecek? Buraya mavi gelecek. Buraya da ne kalıyor o zaman? Ne geliyor o zaman? Turuncu gelecek. Evet sarı burada. Mavi burada. Turuncu burada olacak. Hangisi? Sarı mavi turuncu. O da C şıkkında oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 6. soruda C şıkkı oldu. Bu da güzel bir soru. Ve 7. sorudayız. Bitti zannettim valla. Dik koordinat düzleminde A virgül B noktası saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde B noktası B noktası da 1 birim sola 3 birim aşağı ötülenince C noktası. C noktası da x eşittir 3'e göre sin yansıtılınca D noktası elde ediliyor. D noktasının apsi 4 ordinatı ha, eksi 5. Arkadaşlar geriye doğru gidelim. D noktası 4'e eksi 5 noktası. Bence geriye doğru gidelim. A virgül B'ye 90 derece döndürme yaptığınızda olur. B virgül A olur ama A virgül B mesela buradaysa hop buraya gelecek ya. Saat yönünde diyor değil mi? Saat yönünde döndürdüğünde buraya gelecek. İşaret de artıya eksi olacak. Artıya eksi deyip Buna göre de bir dönüşüm yapabilirsiniz. Aa ben geriye doğru gitme taraftarıyım çünkü noktamız direkt verilmiş. Geriye doğru giderken dönüşümler aynısı olmak zorunda değil ama dikkat et. Şimdi geriye doğru gideceğim. En son bunu buldum. Şuna bakacağım. En sonki ki dönüşüm hangisi? X e 3 doğrusuna göre simetriğini almıştım. Hocam x e 3 doğrusuna göre simetriğini alınca. Mesela bu noktanın x eşittir e 3'e göre simetriğini aldığımızda. Sonra geriye dönmek için yine x 3'e e göre simetriğini mi almamız gerekir? Evet. O zaman ben burada ne yapacağım? 4'e eksi 5'in x eşittir 3'e göre simetriğini alayım. x eşittir 3'e göre simetriyle bunun ilk katından x'i çıkartıyorduk. 6'tan 4 çıktı. 6 eksi 4 virgül eksi 5. Y'sinde aynı kalıyordu. Yani noktamız ne yaptı arkadaşlar? 2'ye eksi 5 noktası yaptı. Evet 2'ye eksi 5 noktası yaptı. Şunu hallettim. Sonra geri döndüm şu. Noktamız ne yapmıştı? Bir birim sola ötelenmişti. Arkadaşlar noktamız buradayken bir sola ötelenmiş ve 3 birim aşağı ötelenmişse geri gelmek için 3 yukarı 1 sağ tam tersi 3 yukarı 1 sağ evet buna 1 sağ 3 yukarı gelmem lazım. Tam tersi uygulamam lazım bak bu sefer. Şimdi x 3'e göre simetriğini aldığımızda yine x 3'e göre simetriğini aldığımızda geri doğru gelmiştik. A burada 1 sola bak 1 sola gittim. 3 aşağı geldim. Ters simetriğini kullanacak olursam, ters mantığını kullanacak olursam geriye gitmek için o zaman yukarı ve sağa gitmem lazım. O zaman bir sağa gideceksem apsine ne ekleyeceğim arkadaşlar? 1 ekleyeceğim. Yani 3'e 3 üç yukarı ekleyeceksem de ordinatına da 3 ekleyeceğim. 3 eklemek ne demek? Ne demek arkadaşlar? Eksi 2 oluyor demek burası. Evet. 3'e eksi 2 noktasını bulduk arkadaşlar. Buradan sonra da en son dönüşüm. Saat yönünde 90 derece döndür. Normalde sen saat yönünde 90 derece döndürdüğünde buraya geldi ya. E, sen geriye gitmek için saat yönü tersinde 90 derece döndürmek zorundasın. Bunu saat yönünün tersinde 90 derece döndüreceksin. Yani şu yönde 90 derece döndür. Nokta 2'ye 3 şeklinde düşünüyorduk. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyuyorduk. Hocam 3'e eksi 2 nerede? 3'e eksi 2 burada. Şurada. Buradan hop şuraya gelince. O zaman birinci bölgeye düşecek. İşaretleri de artı artı olacak. Artı 2'ye artı 3 olacak. O zaman A noktası 2, B noktası da 3 oldu. A artı B nedir diye soruluyor. 2 artı 3'ten cevap kaç yapar o zaman? 5 yapar. Yani cevap E'dir oldu. Dediğim gibi en baştaki şekilden de sonuca gidebiliriz. Ama sanki buradan gitmek daha mantıklı oldu. Ama buradan giderken ters mantıklarını da düşüneceksin. Adam böyle döndürdüyse geri döndürme yapacaksın. Yine ne bileyim işte bir sağa gittiyse bir geriye gelmek için bir sola gitti gibi şeyleri düşünüp ona göre hamleler yapacaksın. Evet 7. soru Edremit oldu ve böylelikle 13. testi bitirdik. Zannediyoruz. Bir sonraki videoda 14. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.